Denizli Limanı'ndayız. Burada da çok önemli kakao plantasyonları var. Ama biz esas bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, kakaolarının gözünün üzerinde olduğu Chuao'ya geçeceğiz şimdi. Chuao'ya gitmenin de tek yolu bu liman. Buradan bu gördüğünüz böyle minicik sandallara biniyoruz. Chuao'ya gidebilmek için öncelikle başkent Caracas'tan 6 saatlik zorlu bir araba seyahati, daha sonra ise Choroni limanından 40 dakikalık bir tekne yolculuğu yapmanız gerekiyor. Burada Alcides'in misafiriyiz. O bizi gezdirecek bugün. Alcides buradaki kakao birliğinin başında. Birliğin başındaki başkan 2 yılda bir değişiyor. Belki tekrar o olur bilmiyorum. Buradaki halk tarafından bir oylama yapılıyor. Ve bu kakao birliği sadece bu köydeki kakao üreticisi ve tabii ki buranın yerel halkından oluşuyor. 1975 yılından beri devlet tarafından yürütülen El Sistema dahilinde müzik dersi alan ve enstrüman çalmayı öğrenen gençlerin yanına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi öyle üniforma şey falan yok. Normal günlük kıyafette çıkıyor evinden o gün. Hadi birkaç kakao toplayayım diyor. Hasata geliyor. Bu arada yürüyerek geldik. Evlerinden yürüyerek geliniyor buraya. Böyle olgunlaşmış olan kakaoları gördüğünüz gibi bir tanesi topluyor. Diğer işte bir iki tanesi sürekli topluyor. Diğer bir iki tanesi de kesip burada sadece çekirdeklerini şöyle gördüğünüz gibi bir kovaya dolduruyorlar. Böyle günlük hayatlarının bir parçası aslında bu. Chuao, que viva, que viva. El cacao es chuao, que viva, que viva. Aha, que viva, que viva. Lo dejo fundado, doña Catalina. Aha. Bu arada gerçekten çok güzel, çok ilginç bir aroması var. Böyle birazcık narenciyeye kaçıyor. Narenciye ile tropik bir meyvenin karışımı gibi. Aynı bunun suyu. O kadar lezzetli ki zaten etrafta çok fazla tropik ağaç var. Mango dolu etraf. Ve zaten aslında Chuao kakaosunun karakterini veren lezzetlerin bundan geçtiğini düşünüyorlar. Hasat ettik kakao çekirdeklerini. Ondan sonra burada böyle kapalı havuzlar var. 7 gün için buraya bırakıyorlar. 7 gün boyunca da ara ara karıştırıyorlar ki fermentasyon dengeli olsun diye. 7 günden sonraki işlemleri de şimdi göreceğiz. Sigo caminando por la noche. La soledad y la mentira me castiga y esto es pan de cada día. Me mata la intranquilidad. Evet, o içerideki depoda da 6 günle 8 gün arasında bekletiyorlar. Daha doğrusu her gün buradaki meydana, ki bu meydan çok ünlü, köydeki tek kilisenin olduğu meydan, burada kurutuyorlar kakaoları. Sabah seriyorlar, öğleden sonra içeriye alıyorlar. Tekrar karıştırıp ertesi gün tekrar seriyorlar.